CRI Türk Haber. İyi günler, CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Astana sürecinde alınan karar doğrultusunda gerginliği azaltma, kontrol gücünde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları keşif faaliyetleri için İdlib'e geçti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Astana süreci kapsamında dün itibarıyla İdlib'e keşif faaliyetlerinin başladığı bildirildi. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnet'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve bu ülkenin Türkiye'deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass'in Ankara dışında olması sebebiyle Müsteşar Kosnet'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika'nın vize kararına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Amerika'nın İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin, bizim bilgimiz dahilinde olan ikinci bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye vizelerini askıya alan Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme için tütün yasasının meclisten çekilmesi gerektiğini savunarak, ey hükümet, Amerika'ya cevap vereceksen ilk yapacağın şey tütün yasasını meclisten çekmektir, dedi. CHP'den Türkiye ile Amerika arasındaki vize krizine yönelik bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Amerika'nın tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve sağduyu çağrısı yaptı. Merkez Bankası, Amerika ile yaşanan vize krizi sonrası yükselen dolar ve avro paritesinin ardından açıklama yaptı. Merkez Bankası, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici etki var, yakından izliyoruz. Döviz likiditesi ile ilgili sıkıntı yok, döviz tevdiat hesapları en yüksek seviyede, dedi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Wu Haitao, uluslararası toplumun yoksulluğu azaltmayı öncelikli hedef olarak tanıması, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki çalışmalarına yardım sağlaması gerektiğini belirtti. Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevini yürüten Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait 26. filo, İngiltere'deki dostluk ziyaretini tamamlayarak Londra'dan ayrıldı. Çin ve İngiltere'de çeşitli çevrelerden 100'den fazla temsilci limanda hazır bulunarak Çin filosunu uğurladı. Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde sınır ötesi e-ticaret sektörünün hızla geliştiği, bu sektörde yılın ilk 9 ayında ihraç edilen mal sayısının 176 bine ulaştığı, gerçekleştirilen ticaret hacminin ise 1 milyon 220 bin Amerikan dolarını aştığı bildirildi. CRI Türk Ekonomi. Türk ekonomisinin lokomotif sektörü otomotivin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10.9 artışla 2 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudi sayısı 8 ayda 2016 yılına göre 3.748 kişi artarak 10.780'e ulaştı. CRI Türk Spor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 2-0 yenen Türkiye finale yükseldi. Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak final karşılaşması Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 19'a başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Amilya Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımda yaşanan sorunlara değindi. İzlanda maçını kazanamamalarını çok yazık olarak nitelendiren Lucescu, 2-3 takımda oynayan bir milli takım yaratamıyoruz. Milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak, dedi. CRI Türk Hava Durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek. CRI Türk Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar birlikte oluncaya değin, hoşça kalın.